Sağolunuz. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı dinliyoruz. tam Barış Anlaşması her geçen gün kıymetini yenilemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmaların hiçbiri 20 sene yaşayamamıştır. Ancak Lozan Anlaşması dün imzalanmış gibi kıymetini, değerini korumaktadır. bize bizlere, bizlere Böylesine önemli diplomatik zafer yaşatan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla, şükranla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bir şey daha belirteceğim. Şu gördüğünüz ajanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerine personelde dağıttığı bir ajanda. Önemli günler üstte ya da tam sayfa olarak burada yazılmakta. Mesela bakalım. 15 Temmuz. Tam sayfa olarak geçmiş. Dün Erzurum kongresinin 104. yıl dönümü. Yazıyor. Bugün 24 Temmuz bu sayfa boş. Lozan'ı önemsemeyenler, görmezden gelenler büyük bir hata yaptığı gibi tarihini de bir ihanet etmektedir. Mecliste bugün bir kutlama, bir tören var mı? Yok. Oysa biz arkadaşlarımızla geçen dönem Lozan'ın, yani 24 Temmuz'un resmi bayram ve tatil ilan edilmesi için kanun teklifi vermiştik. Olmaz. Lozan bu ülkenin kazanmış olduğu en önemli siyasi kazanımlardan birisidir. Yüzyıldır yaşıyor. 100 da kazanımlarını Türkiye Cumhuriyeti ve yurttaşları görüyor. Ben bu ajanda da meclisin bastırılmış olduğu ajanda da Lozan'ın olmaması, sayfalarda basılmamasını kınıyorum. Değerli arkadaşlar bugün basın özgürlüğü için mücadele günü. Evet, 38 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Bunlardan biri de Merdan Yanardağ. Tutuklu. Ve duruşma günü belli oldu. Üç ay sonrasına duruşma günü verildi. Aslında biz bunları devlet güvenlik mahkemesinden, özel yetkili mahkemelerden görüyorduk. İnsanlar tutuklanıyordu. Üç ay, dört ay, beş ay, altı ay sonrasına duruşma günü veriliyordu. Neden Merdan Yanardağ? Üç ay sonrasına duruşma günü veriliyor. Tutuklu işler, Atli tatilde görülüyor, istisna ama işte basından intikam almak için, muhalefetten muhalif gazetecilerden intikam almak için böyle ibretlik bir duruşma günü verilip yargılama yapılıyor. Evet, yılın ilk yedi ayında 364 kez gazeteci, 364 kez gazeteciler hakim karşısına çıktı. Neden? Senin gibi, benim gibi, onun gibi ya da işte iktidar gibi düşünmediği için gazeteciler cezalandırılıyor. Hayır, bu kabul edilemez. Basın özgürlüğü endeksinde maalesef ki 180 ülke içerisinde 165. sıradayız. Bu Türkiye'nin utanç belgesidir. Bunu bir kez daha kınıyoruz. Özgür basın, cesurca yazabilen, eleştirebilen basın ki bir şekilde bize yakın olduğunu e, insanların düşündüğü gazeteciler, televizyonlar bile bizi eleştirebiliyor. Bu bize bir değer katıyor. Bu bize bir kalite katıyor. İktidarın da artık böyle düşünmesi, gazetecilere kelepçe vurulmamasını bir kez daha önemli söylüyoruz. Evet, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Önemli bir konu. Değerli arkadaşlar, ben kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ailelerine hayırlı olsun diliyorum. Ama gerçekten sonuçlar vayim. Bakın 2020'de 15 bin, 2021'de 23 bin, 2022'de 96 bin, bu yıl 100 bin öğrencimiz, evladımız sıfır çekmiş. Bu nasıl bir orandır? Neden eğitim sistemimiz, neden eğitimimiz bu duruma geldi? Evet, her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bu 21 yıllık bu iktidarın yanlış uygulamalarındandır. Eğitimi yazboz tahtası haline getirmesidir sebebi. Eğer biz öğrencilerimizi cemaatlere ve vakıflara teslim ediyorsak, eğitim kalitemizi arttırmıyorsak ve dünyanın çok gerisinde kalıyorsak bunu düşünmeliyiz ve neden 100 bin öğrencimiz sıfır çekti? En çok sarayda oturan beyefendi ve Bugüne kadar değişen milliyetin bakanları düşünmelidir. Diğer bir sorun vakıf üniversitelerine yapılan zamlar. Bakın yüzde yüz elliye varan zamlar var. Bugün çok üst düzey hakimler, savcılar, iş insanları ya da iki maaşlı bir araya getirerek çocuklarını buralarda okutan insanlar çocuklarını okuldan alıyor. Çünkü %150 gibi bir zam yani 50 bin liradan 500 bin liraya kadar üniversite ücretini insanlar ödeyemiyor. Ha bunu bunu e, dert eden bir iktidar var mı? Yok. Biz %8 olan eğitimdeki KDV'yi %1'e düşürmesini yıllarca söyledik ama şu anda %10'a çıktı. Ve yüz binlerce aile çocuklarını okuldan alma tehlikesiyle karşı karşıya. Buna mutlaka çözüm bulunmalı, bunu mutlaka dert edinmeliyiz. Diğer bir sorun, evet üniversiteler, yeni kazanan çocuklar, daha önce kazanan evlatlarımız, barınma sorunu. Şu anda telefonlar gelmeye başladı. Çocuklarımız nerede kalacak? Ev fiyatlarını biliyoruz. Üç öğrenci bir araya gelip ev tutabiliyordu. Şu anda imkansız. Peki yurt fiyatları, özel yurt fiyatları 20 bin lirayla 30 bin lira arası. Bugün Türkiye'de bu parayı verebilecek aile bence yüzde onlarda. Yani Eylül ayından itibaren çocuklarımız sokakta kalacak, çocuklarımız öğrenimini, eğitimini almak için bulunduğu, okullarına bulunduğu şehirlere gidemeyecek durumda. Peki bunun önlemi alındı mı? Hayır. Geçen sene de böyleydi, daha önceki sene de böyleydi. Yani yurt yapan evlatlarının öğrencilerinin barınma sorununu çözmeyi dert edinen bir iktidar maalesef ki yok ama bu sene bunu çok çok daha sıkıntılı ve ailelerin mağduriyetini hep beraber yaşayacağız. Evet. Zamlar. Beslenme ve barınma. Çok temel iki sorun. Şimdi buna bir de ulaşım sorunu eklendi. Doğalgazın ÖTV'sine gelen zam %224. Benzinin ÖTV'sine gelen zam %98. Motorinin ÖTV'sine gelen zam %243. Şimdi biri bana bunu açıklayabilir mi? 14 Mayıs'tan bugüne benzine %71, mazota %81 zam geldi arkadaşlar. Ve bu gece benzine 2 lira daha zam geliyor. Peki bu nasıl etkiliyor? Mersin'de bir kamyon Limon yüklüyor. Maalesef ki taşıma maliyeti limondan daha fazla para tutuyor. Aynı şekilde Kars'taki et, Çanakkale'deki peynir. Yani iğneden ipliğe kadar bu zamlar insanları etkileyecek. İnsanları daha da yoksullaştıracak. Şimdi bunu niye yaptık? Deprem yüzünden yaptık dediler. Peki torba yasayla toplanan para 1 trilyon 900 milyar lira. Bunun ne kadarını veriyoruz? Deprem 527 milyarını. Geri kalan para. İşte beyefendinin seçimde kullandığı parayı bugün 85 milyon ödemek zorunda kalıyor. Bu utanç meselesi bir durumdur. Sen bir ülkenin, bir devletin vatandaşına vermesi gereken en temel iki, iki ihtiyaç, iki obje Beslenme ve barınma şimdi ulaşımı ekledin. Taksi. Taksiye bindiğiniz ve indiğiniz anda 75 lira ödemek durumunda kalıyorsunuz. Toplu ulaşım, tren, uçak, otobüs hepsinde bunu göreceksiniz. Ve bu Eylül ayına kadar inanılmaz zamlarla karşımıza çıkacak. Şimdi asrın dayanışması dedi beyefendi. Nedense hep biz dayanışıyoruz. Emekli dayanışması, çiftçi dayanışması, öğrenci, memur. Hep bu insanlar dayanışmak zorunda. Peki beyefendi uçaklarından, korumalarından, arabalarından, saraylarından, sarayın giderlerinden, personellerinden vazgeçiyor mu? Hayır. Beyefendi asrın dayanışmasına katılmıyor. Kim katılıyor? Ezilen kesim katılıyor bu untaç meselesidir. Herkesi merak ettiği bir konu, motoru taşıtlar yapılan zam. Bugünün 16.30'da Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyoruz iptal için. Umarım Anayasa'nın 73. maddesi dahil olmak üzere vergi hukukunun ilkelerini Anayasa Mahkemesi göz önünde bulundurur. Milyonlarca insanın eline, cebine haksız olarak uzatılan o eli Peker. Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda güveniyoruz. Şimdi akaryakıttan, ekmekten, doğalgazdan her şeye kadar zam geliyor. İlaç büyük bir sorun, ilaca erişmek büyük bir sorun ama yüzde otuz buçuk civarında ilaca da zam geldiğini görüyoruz. Şimdi vatandaşı ezdirmeyeceğim diyor beyefendi. Ben 85 milyon AKP oy veren vermeyen tüm yurttaşlarımıza soruyorum. 14 Mayıs'tan bugüne kadar yaşadıklarınız. ekmekten iğneden iplikten arabadan konuta kadar gelen zamlar. Ne hissettiriyor size? Demek ki seçime kadar hepiniz kandırıldınız. Seçime kadar zam yok. Seçimde milyarlarca lira halkın parası harcanıyor ve hemen seçimden sonra her şeye zam geliyor. Bu siyasal bir dolandırıcılıktır. 85 milyon kandırılmıştır. Ve en acısını söyleyeyim, Türkiye çözümü olmayan bir yola doğru gidiyor. Seçimde milyarlarca lira parayı harca, kur korumalı, korumalı mevduat denen rezalet sistemle zengini daha fazla zengin et, bunu ödemek için para bas, bastığın parayla dolar al ve senin paran günden güne erisin. 85 milyon bu yanlış, çirkin, cahil cesaretiyle alınmış kararlar altında ezilsin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Körfez ülkelerini ziyaret etti beyefendi. 200 kişilik bir heyetle. Nasıl bir yatırım, nasıl bir para beklentisi var? Bu ülkede 1923'ten bugüne kadar fabrikaları, limanları, Demir çelik fabrikalarını, telekomu, tekeli sattınız, 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 sattınız. Sadece sizin döneminde 1986'dan bugüne kadar 73 milyar dolarlık özelleştirme yapılıyor. Bunun yaklaşık 65 milyar doları AKP döneminde. Şimdi neyi satacaklar? Kamu bankalarını mı? Arazilerimizi mi? Neyin karşılığında nasıl bir anlaşma yapılmış? Neleri imza atılmış? Nasıl bir yatırım yapacaklar ve neleri satacaklar? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. 200 kişiyle gittiniz, para bulmak için gittiniz. Eğer bu ülkeye gelip fabrika kuracaklarsa, bu ülkeye gelip gerçek anlamda yatırım yapacaklarsa, insanlar istihdam edilecekse bir sözüm yok. Ama bu ülkenin arazisini, bu ülkenin kamu bankalarını, bu ülkedeki kamu bankaların hisselerini bir grup zengini daha fazla zengin etmek için, beşli çeteyi doyurmak için satacaksanız buna 85 milyon direnmeliyiz ve izin vermemeliyiz. Evet ne var sırada mesela İzmir Alsancak Limanı, Haydarpaşa Limanı bakın en büyük en değerli limanımız. Bunlar konuşuluyor. Eğer gerçekten bunlar için gitmişse bunları özelleştirme adı altında bu ülkelere kiralayıp ya da satacaklarsa Buna hep beraber direneceğiz. Değerli arkadaşlar, yarın genel görüşme için meclisi toplantıya çağırdık. Neden? Zaten fazlasıyla tatil yapan bir meclis var. Askeri ücretin yaklaşık 7 katı oranında, 8 katı oranında maaş alan biz milletvekilleri görev yapmalıyız, çalışmalıyız. Birer hafta arayla yani Ekim'e kadar 15 gün tatil yapabiliriz. Ama ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var. İşte bu zamlar emeklinin durumu, memurun durumu, beyefendinin ziyaretinde neleri satacağı, bununla ilgili meclisin durumu, meclisin göstereceği tavır çok önemli. Gelsinler mesela yarın hemen toplanacağız. 200 kişi geldi anda meclis toplanacak. Ne yapalım? Emeklinin durumunu konuşalım. Ne dedik? En düşük emekli ayrı ayrı asgari ücret oranında olsun dedik. Gayet insani bir talep. Bakın size geldikleri tarihte oran vereyim. 2002 yılında asgari ücret 163 lirayken Emekli aylığı 216 liraymış. Şimdi asgari ücretin üçte ikisi. Gelin Türkiye'deki tüm emeklilerin en düşük aylığını asgari ücret oranında yapalım. Memura yüzde 34 zam yapın dedik yapalım. Yarın bunu yapalım. Çünkü siz zaten 15 gün içerisinde emeklinin memurun cebine koyduğunuz parayı diğer cebinden aldınız. Yani bir işe yarayalım. Bu meclis görevini yapsın. Temmuz, Ağustos, Eylül tatil yapmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak ve grubumun adına ben bunu söylüyorum. Meclis çalışsın. Meclisi çalıştırın. Ha! Muhalefetin vermiş olduğu emekliden memurdan yolsuzluktan özelleştirmeye kadar grup önerilerinin konuşmasını, konuşulmasını tartışılmasını istemiyorum diyorsanız çıkın bunu da söyleyin. Ama biz memurun, işçinin durumunu konuşmak istiyoruz. Biz konut, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz. Ev sahipleriyle kiracılar birbirini öldürecek duruma geldi. Her gün bir kavga haberi alıyoruz. Emekli köprü altında yatıyor. Öğrenci sokakta. Ve İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin tespitine göre 700 bin tane boş konut var. Ne yapacağız? İşte İspanya ya da Amerika parlamentoda bu sorunu çözmüş. Gelin 700 bin tane boş konutu bekletenler için yasa getirelim. Artışlar için yasa getirelim. Her şeyi tartışabiliriz. İkinci, üçüncü, dördüncü konutu olan insanların vergisini ne kadar vergi ödeyeceğini bu mecliste belirleyelim. Ama 85 milyonu barınamayacak halde, beslenemeyecek halde ve ulaşamayacak, otobüse binemeyecek halde bırakmayalım. Bu vicdansızlıktır. Meclis çalışsın. Meclis çalışsın. Bir şey daha söyleyeyim son olarak. Şimdi ekonomi ve kalkınma işbirliği örgütü ülkeleri arasında Türkiye KDV ve ÖTV ödeyen en fazla ödeyen ülke. Peki biz bu KDV'yi ve ÖTV'yi kimden alıyoruz? Çok çok büyük çoğunluğunu emekli işçi 85 milyondan alıyoruz. Şirketler, kurumlar, e, şirketler, kurumlar, zenginler beşli çete kadar veriyor? Yüzde yirmisini veriyor. Bu utanç, utanç verici bir meseledir. Yani sen deprem için ya da başka gerekçelerle kat kat ÖTV'yi, KDV'yi arttıracaksın. Bunun yüzde seksenini garibandan, fakirden alacaksın. Zenginden, kurumlardan çok çok cüz'ü beşte birini alacaksın. Ve bunu adalet diyeceksin. İşte gelin yazın bunları konuşalım. Bu yazımızı denizlerde değil, yaylalarda değil, saraylarda değil, bu parlamentoda insanların sorunlarını çözmek için harcayalım. Ve yarın umarım AKP grubu 200 milletvekili geldiğinde gelir oraya meclisin en az iki buçuk ay daha çalışması için el kaldırır. Ya bu parlamentonun çalışması, temel sorunların çözülmesi, yoksullukla mücadelenin verilmesi için el kaldıracak ya da her zaman yaptıkları gibi tatil bölgelerinde, saraylarda, plazalarda, gizli toplantılar ya da yatışa geçip bunları seyredecekler. 85 milyonun bunu takip etmesini ee, yarın rica ediyorum. Çünkü meclisleri konuşacağız, gruplar konuşacak, bakalım AKP grubu ne yapacak. Söyleyeceklerim bu kadar, sorularınız varsa alabilirim. Şöyle, parti meclisimizde alınan kararların bir kısmı salt çoğunlukla, bir kısmı 3'te 2 ile alınıyor. Niye bu oranları vermişiz? Bir kısmı evet diyecek, bir kısmı hayır diyecek. Arkadaşlar, 31 kişi evet vermişse, 29 kişi hayır vermişse bu bölünme değil. Tam da aksine demokrasinin, fikir özgürlüğünün tartışıldığı PM'yi anlatıyor. Eğer 60 tane evet çıkarsa ya da 60 tane hayır çıkarsa bence bir sorun vardır. Gayet güzel, tüm arkadaşlarımız fikirlerini söyledi, düşüncelerimizi söyledi. Genel başkanımız çıktı, bunlara cevap verdi. Çok verimli bir ee, gündü bence. 13 saat sürdü. Bir sefer tansiyon yüksek değildi hatta e, gayet e, esprilerle e, gayet e, sohbet tarzında geçti e, birçok öneri geldi e, tüzüğümüzden programımızdan partinin geleceğine dair ülkenin geleceğine dair yoksullukla ilgili meclisin çalışmasıyla ilgili yazın yapacağımız eylemlerle ilgili geldi ama hiç kimse hiç kimseye dedi, düşündüğünüz gibi iltimo tam vermedi. Böyle bir şey konuşulmadı PM toplantısında. Bu konuda benim de bir bilgim yok. Gökhan Bey'e bu durumu sorsanız daha iyi olur. Çünkü bizim sonuçta tüzüğümüz, grup iç yönetmeliğimiz, hepsi belli. Ona göre yönetilen bir partiyiz. O yüzden benim bir bilgim olmadığı için cevap da vermem doğru olmaz. Başka? Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.